Kürsüye arz ediyorum. Şurayı bir açabilir miyiz? Evet. Çıkmayayım çünkü arka taraf gözüküyor. Değerli basın mensupları, İl Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanı adayım, değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sözlerime başlamadan önce de biliyorsunuz yarın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü. Bu vesileyle şimdiden gününüzü ve kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah nice senelerde böyle bir araya gelip kutlarsınız. Gazetecilik zor meslek, ben bizzat şahidim. Yani herkes böyle işte siyaset ve bürokratik tarafım bilse de 2 yıl süreyle haftalık bir gazetede ama sektörel bir dergide köşe yazarlıyım. Bana bu teklif gelince önce biraz çekindim açıkçası. Yani daha öncesinde yaptığım işlerle ilgili olarak olmadığı için. Tabii full time bir iş değildi. Yani hobi olarak yaptığım bir kısımdı. Bir deneyim dedim. İlk yazıyı çıkartmam tam 2 hafta sürdü. Sonra kendi kendime sordum. Ya çok okumuşuz, önümüze gelen yazıları düzeltmişiz, edit etmişiz ama bir yazıyı baştan hani böyle standart olarak giriş, gelişme, sonuç olarak yazma hadisesini okul çağlarında bıraktığımı anlamış. Ama sonrasında da hatta arkadaşlar dediler ki hani ayda bir de yazsanız olur filan demişlerdi. Önce 2 haftada bir, sonra haftada bir dedim bak her gün bile yazabilirim yani bu iş hızlandı diye takılmıştım. Oradan biliyorum hakikaten insanın tabii gazetecilikte özgün içerik, özgün yazı üretmesi her zaman için çok değerli. Elbette bir haber aktarımı konusu, bir olayı aktarma konusu var. Klasik anlamda muhabirliği kastediyorum. Bunlar da önemli ama bugün geldiğimiz bu dönemde artık haber aktarımı konusu gazetecilerin de dışında gelişmeye başladı. Yani bir mahallenizde bir trafik kazası olduğunda bir vatandaş telefondan çekiyor. İşte 1-2 satırda yazı yazarak bir gazeteci gitmeden önce bunu haberleştirebiliyor. Dolayısıyla rakibiniz çok arkadaşlar. Her cebinde telefonu olan, her iyi kötü sosyal medyada hesabı olan herkes sizin rakibiniz gibi gözüküyor. Ama işin usulü açısından yani gazetecilik mesleğinin hakkını verme açısından bakarsanız da rakipsizsiniz. Bunu da kabul ediyorum. Sizi ve bizi zorlayan, siyasetçileri zorlayan taraf herhalde değişim olsa gerek. Teknoloji günümüzde hem bizi hem sizleri de zorluyor. İşte bizim yaşımız, çağdaşlarımız açısından bir gazeteyi sabah alıp şöyle sayfalarını çevirerek okumak hakikaten zevkli, eğlenceli bir şeydi. Ama bugün herhalde 40 yaşın altında gazete alıp okuyan insan sayımız çok az. İnternet diye bir şey var, teknoloji. Bundan vazgeçme imkanımız yok. Tabii regülasyonlar sürekli bu alanda değişiyor. Bunu da kabul etmemiz lazım. Bu değişime hızlı adapte olabilenler de zaten ayakta kalıyor. Yerel basına gelince açıkçası Eskişehir'e geldiğimde şunu gördüm. Yerel basınımız hakikaten güçlü, kuvvetli. Yani birçok arkadaşımız, gazetemiz neredeyse ulusal basın kalitesinde içerik üretebiliyor Eskişehir açısından. Bu son derece sevindirici. Siyasiler açısından da sevindirici tabii ki. Netice itibariyle siyaset yapıyoruz. Mesajlarımızın, söylemlerimizin muhataplarımıza, insanlarımıza ulaştırmamız gerekiyor. Burada her ne kadar biz de işte sosyal medyayı kullanıyor olsak da ama gazeteler, gazeteciler üzerinden bu mesajlarımızın muhataplarımıza iletilmesi elbette bizim işimizi de kolaylaştırıyor. Ama herhalde rekabette en öne çıkartacak unsur özgün içerik üretmek olsa gerek. Artık bugün gazetecilik, habercilik sadece bir haberi aktarmakla sınırlı kalmıyor.
özel haberin peşinde koşmayı bir yerde zorunlu hale getiriyor. Ulusal medyadan. Burada da arkadaşlarım var. Birçok gazeteciyle de böyle meslek hayatıma ilk katıldığımda biraz mesafeliydim açıkçası. Çünkü hiç beklenmedik şeyler başına gelebilir, hadiseler diye. Zamanla onlarla da oturup konuştuğumuzda da gördük ki hakikaten işini profesyonelce yapanlara bazen bizim anlatamadığımız bir olayı, bir hadiseyi onların dilinden çok daha iyi anlatıldığını ve aktarıldığını gördüm. Şimdi bazı influencerlar var, youtuberlar var. Hakikaten bir konuyu, çok teknik, bilimsel bir konuyu bile alıp normal vasat seviyede, hani bir orta öğretimi, eğitimi almış birisine anlatacak şekilde aktarabiliyorlar. Einstein'ın bir sözü var. Bir meseleyi çok iyi anlamamışsanız onu iyi anlatamazsınız diyor. Önce meseleyi iyi anlamak lazım. Herhalde gazetecilikte de konuyu, muhatabı anlayıp onu okuyucularına, izleyicilerine aktarmak en büyük maharet olsa gerek. Tabi burada birçok gazeteci var. Benim bu alanda sizlere ders vermek gibi bir hadsizliği de yapmak istemem. Sizlerle bugün burada olmaktan duyduğum memnuniyetini ifade etmek istiyorum. Zaman zaman bir araya geliyoruz. 6 ay önce yine bir genel seçim vardı. O seçimler dolayısıyla sahada yoğun çalıştık, sizlerle karşılaştık, söyleşilerimiz, röportajlarımız oldu, aktarımlarımız oldu. Şimdi önümüzde bir seçim daha var. Genel seçimi bitirdik. Artık AK Parti ve Cumhur İttifakı 5 yıl süreyle inşallah hükümeti, devleti yönetecek. Ama şimdi yerel yönetimler seçimleri yapılacak. Eskişehir'de büyükşehir hariç tüm belediyelerde en az bir defa olmak üzere belediyeleri yönetmiş bir partiyiz. Bu sefer iddiamız yüksek. Cumhur İttifakı ortağımızla birlikte 14 ilçemizin tamamına ve bir büyükşehir belediyesini almak suretiyle, taşlandırmak suretiyle talibiz, iddialıyız. İddialı bir adayımız var. Eskişehir'in evladı, Eskişehir'in havasını, suyunu burada yaşayanlar kadar en az bilen bir arkadaşımızı, kardeşimizi, Nebi Bey'i aday gösterdik. Kendisi Eskişehir'e yakışıyor. Eskişehir'e değer katacak projelerle inşallah Eskişehir'in önüne geçecek. Ortak akılla hareket edeceğiz. Tek başına hareket etmeyeceğiz. Ortaklarımızla birlikte ortaklaştığımız müşterek konuları da vatandaşlarımıza da aktarmış olacağız. Çünkü zaman zaman hükümet olarak Eskişehir'e dönük yapmış olduğumuz projelerde açıkçası bazı yerel engellemelerle de karşılaşmadık değil. Bunları da en iyi sizler takip ettiniz. Frekans uyumlu olursa rezonans doğar. Ne demek? Aynı frekansta salınım artar, etki artar. Ama frekanslar uymadığı zaman nötrize oluyor. Dolayısıyla etkisi o kadar olmuyor. Şimdi önümüzde rezonansa geçebileceğimiz bir dönem var. Merkezi hükümetle yerel yönetimleri uyumlu hale getirebilirsek, aynı hedefe, aynı amaçlara birlikte yürüyebilirsek, bu Eskişehir'in ve Eskişehir'in lehine ve faydasına olacaktır diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar çalışan gazeteciler gününüzü en içten dileklerimle kutluyor. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evet, konuşmalar için Sayın Vekilimiz Fatih Dönmez Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalar için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Nebi Hatipoğlu'nu efendim kürsüye arz ediyorum. Eskişehir'imizin güzide basın temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. 10 Ocak Türkiye Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle tertip ettiğimiz yemeğinize teşrif ettiğiniz, geldiğiniz, ilgi gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ben yıllardır Eskişehir'de, Eskişehir Spor'da olsun, diğer sivil toplum kuruluşlarında çalışırken hepinizle uzaktan da olsa, yakından da olsa belli tanışıklıklarımız var. O yüzden hepinizin samimiyetine sonsuz güveniyorum. Her zaman bir kelime kullandım. Eskişehir'de yerel basın, Eskişehir'de
Eskişehir'in emniyet subabıdır. Bunu hep şunun için söyledim. Eskişehir Spor'da çalışırken biz ve yönetici arkadaşlarımız her zaman yerel basından çekinmişizdir. Çekinmişiz derken yanlış anlamayın, şöyle, yerel basının yazdığı bizim hakkımızda bir eleştiri bizim toparlanmamıza sebep olmuştur. Yani yerel yöneticilerin yerelde yaptıkları hataları gazetelerin yazması, köşe yazarların uyarması çok önemlidir. Ve yerel yöneticiler bu yazılardan sonra yaptıkları faaliyetlerde biraz kendine çeki düzen verirler, daha iyi hizmet etmeye çalışırlar. Bu sebepten bizim yerel basınımız gerçekten Eskişehir'in emniyet subabıdır. Tabii siyasete girdikten sonra türbülanslı zamanlarım oldu. Sizler de biliyorsunuz, ana basında, Türkiye'deki basında birçok karalama kampanyalarıyla karşılaştım. Tabii ben her zaman olduğu gibi tüm eleştirileri açayım ama yalan haberlerin hiçbirine açık değilim. Bunları ana akım medyada gördük ama hiçbir yalan haberi yerel gazetelerimizde görmedik. Yerel gazetelerimiz eleştirdi. Yerel gazetelerimiz kendilerine göre haberlerini yaptılar ama hiçbir zaman yalan haber yapmadılar. O yüzden yerel basınımızı bir kez daha kendilerinin duruşlarından dolayı, ilkeli haberciliklerinden dolayı burada hepinize teşekkür ediyorum ve hepinizden razı olduğumu söylüyorum. Tabii bugün sizin için önemli bir gün. O yüzden çok fazla siyasete, seçimlere girmek istemiyorum. Ancak size müjdeli bir haber vermek istiyorum. İnşallah çıktığımız yolda 31 Mart'ta seçimleri kazandığımız takdirde bazı konularda yerel basına desteklerimiz olacak. Ben de ucundan kıyısından sizler gibi bir basın, bir gazete sahibiydim. Yeğenim vasıtasıyla bir kısım medyayla uğraştık. Ancak gördüğüm kadarıyla medyada çalışan emekçi kardeşlerimizin gelirleri o kadar düşük ki ben bunu kendim görmesem inanmam. Kendi gazetemdeki arkadaşlarımız, benim başka şirketlerimdeki arkadaşlarımın pozisyonlarına, gelirlerine baktığımda gazetelerdeki basın mensuplarımızın, işte internet haberi yapan haber ajanslarının, televizyonlarda çalışan arkadaşlarımızın organize sanayide çalışan bir fabrika işçisi kadar maaşlar aldığını gördüm. Gelirlerin çok düşük olduğunu gördüm. Tabii bu Eskişehir'imizin yerel basınının en büyük sorunudur. Çünkü basının özgür olabilmesi, basının irade koyabilmesi için ekonomik özgürlüğünün de olması çok önemlidir. Bizim Eskişehir'deki basınımız her türlü koşula rağmen yine yalan haber yapmıyor, doğru haberle, ilkel haberle yoluna devam ediyor. Ancak AK Parti belediyeciliğinde eğer Büyükşehir Belediye Başkanı olursam büyük bir destek vereceğim yerel basına. Bu desteği de şöyle açıklıyoruz. Biz belediyemizde oluşturduğumuz bazı komisyonlarda belediyemizin ve Eskişehir'imizin lehine yapılacak çalışmalarda basında çalışan arkadaşlarımızı da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Ve o dönem için asgari ücret neyse tüm basın mensuplarımıza belediyeden, belediye imkanlarından, belediye şirketlerinden tüm basın mensuplarımıza bir asgari ücrette belediye olarak biz vereceğiz. Ve bu konuda bir yerel basınımızı destekleyeceğiz. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? Tabii bu basını desteklemek, Eskişehir'i desteklemektir. Basının güçlü olması, basının özgür olması, basının kendine güvenmesi Eskişehir'de, belediyemize de çok fayda olacaktır. Bu günde böyle bir açıklamayla, böyle bir duyuruyla konuşmamı kapatmak istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim, konuşmalar için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Nebi Hatipoğlu Bey'e çok teşekkür ediyoruz efendim.